Herkese merhaba, King of the Road'dayız. İlk videoyu çekmiştik, çok güzel yorumlar geldi. Aynı yerden devam edeceğim, bir iş alıp. Şöyle bir yağmur da başladı yine. Bir trafik var biraz burada. Hadi al işini de git. Ya para yok, az önce oynadım biraz, yanlış bir yere aldım vesaire, yine kaza yapıp sürttürdük. Orada işi de iptal edince battık gene. Yine eski kayıttan devam ediyorum. Bir vali var. Bu nerede? Bu tarafta. Başka ya biraz paraya edecek bir iş olsun. Westwood var. Ayakkabı. Westwood ayakkabı. Yük hacmini görüyorsunuz. Az önce şey başka büyük daha alayım dedim Sand Range'den. Sıkıntı oldu ya. Neyse. Karıştırmadan gidelim, bu ilk işimizi halledelim. Para lazım. Araba alacağız. Yine kamyon almamız lazım ama yok. Ya gelen yorumlar güzel. Şimdi bir de bu böyle işte YouTube'un ya da işte bir şeyleri paylaşma zorunlu olmadığı yıllardan olduğu için bu oyun daha güzel anılar var. Yani kimseye paylaşmak zorunda değilsin, kimseye göstermek zorunda değilsin vesaire. Daha güzel oynanan yıllardan bir oyun. Başka oyunlar dediğim gibi çekilebilir. Özellikle bu Türkiye haritası biliyorsunuz gelecek. Bunda işte bu Aulin'de Türkiye modu vardı popüler olan. Daha sonra işte Euro Truck Simulator'da da bir Türkiye modu yapılmıştı. Onlardan birer tane video yapılabilir. İsterim yani. Sand Range yolu toprak yol, çiftli içinden geçiyor. Yavaşlatıyor sizi, o yüzden yukarıdan bizi veriyor zaten tabela. İsterseniz oradan da gidebiliyorsunuz tabi. Ama ne yapıyorsun? Ama ne yapıyorsun? Şu an 8 kişi var. Oha, 8 konvoyluk. 8 konvoy diyorum. 8 araçlı bir konvoy var şu an. 7.'yim. Diğerleri de çıkıyor yola. Çok kapışmalı bir şey olacak gibi geliyor bana. Yine buradan girmemiz lazım. Yani bu yollar biraz beni karıştırdı şu an. Bir dakika. Şimdi böyle dümdüz gitmem lazım benim. Hı, tamam. O dümdüz gidersem aha vurdu. Ya bunlar nereden gidecek? Siz nereden gideceksiniz? Hadi devam et, devam et. Geliyorlar. Yani burada devam et, devam et. Abi nereye gidiyorsunuz lan? Bak farkındaysanız adamlar oradan yardırdı. Bizim de o şekilde gitmemiz lazım. Vallahi koparta koparta geliyor. Kaplumbağa mı diyeyim, ne diyeyim ona? Kurbağa mı diyeyim? Allah belanı versin ya. Sürttürdü giderken yine. Neyse, doğru yoldayız. Yukarıdan döneceğiz, yoksa aşağıda toprak yoldan 25 metre gidiyoruz. Bir Scania geliyor. Silecekleri kapatalım. Aracımız azıcık hasarlı. Yakıtımız var ya, tankı zaten büyütmüştüm ben. 80'le basa basa gideceğiz ya. Zaten çok da yükümüz yok ha, ağır değil yani. İşte dediğim gibi yine Regen and Roll olabilir. Eski 18 Miles of Steel serisi olabilir. Ama her şey planladığı gibi olmuyor başka oyunlardan. Ya oturup ciddi ciddi oynayabiliyoruz yani bunu. Evet. Bir boru var. Herhalde o şirketin bir borusu. Bunu geçeceğiz ya. Dördüncü olacağız. Aptal aptal gidiyor şu an o. Geçmedik mi hala? Oo, nasıl yardırıyor ya? Ama baksana.
Arabaya bak bir kere. Oh, tamam. Bir yolda yututmuyorsunuz ki insanı. Sürekli bir rekabet, bir yarış içerisindeyiz. Şunu da geçeceğiz şimdi. Bu bizden mi lan? Merhaba. Bu bizden değil ya. Önde 3 tane kamyon daha var. Vesut'a kadar yardıracağız. Helikopter tutmuşlar. ...99'da gidiyoruz ya, tam gaz. Yalnız yakıt böyle şeyle azalacak. İleride bir pit stop falan yaparız. Tamirat falan. Sonuçta yarış içerisindeyiz. Sen de bana yardım etse çok iyi olur ama. Çekici yardım etse çok güzel olur ha. Aman aman aman, vurma bana da yani, hani alakan yok ama hani beni engelleyeceksin. Kamaz mıydı arkadaki? Bir Madrener'a gidip... Bu ne olmuş ya? Ha, Dorse. Ben de dedim ki birisi şarampole yuvarlandı. Ya oyundaki rekabet çok iyi yani bu... Tamam, gerçekte şu an belki böyle olmak zorunda değil ama yani... Bir de bu ikinci el tır mır alıyorsun ya, böyle bir şoför buluyorsun sağdan soldan. Onun da şeyi çok güzel ya. Siyahtı. Bir de şimdi RTS2'de işte görebileceğiniz çok şey var ama hani gerçek dünyadan da alakalı şeyler ama olmuyor. Mesela geçen Alaskan Truck Simulator için birkaç tane görüntü yayınlanmış, işte tanker manker modelini göstermişler. Bir de kokpitin içerisinde arkada yatak olur ya şimdi, Amerikan kamyonları da böyle. Oradan yatağın oradan bir fotoğraf paylaşmış, onun içi görüntü. O da mesela bayağı heyecanlandırıyor çünkü oy. İnsan istediği şekilde olacak biraz, o yüzden ama daha çıkmıyor işte. Transroad Siberia Railway de var mesela. Transsiberia Railway Simulator, o da işte Transsiberia demiryolu hattında bir tren kullanacağız, onun bir sürü özellik var. Onun da işte mekanik özelliklerini ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Yani yine Playbay'in oyunlarında diğerlerinde olduğu gibi mekanik kısım yine ağır basacak yani. Her oyunda araçlar varsa hop Allah belanı vermesin. 21 hasar nedir ya? Ya bak, sürekli bir hakaret ettiriyorlar bana, bir küfür ettiriyorlar sürekli. Ben duruyorum orada, yolumda gidiyorum ya. Playbe illa bu araç oldu mu tamirat işini soktuyor yani oyuna. Uzuyor zaten oyunlar o yüzden. Yoksa normal haliyle çıksa yani gidersin tren, tamam iyi bir sürüşü vardır işte, inersin bakarsın işte. Ama dibine kadar sokuyor tamirat olayında yani. Tren mekanik vardı bir tane, orada da aynı şekilde. Oradaki mevzu mesela Transsibirya'da olacak. Dangerous Truck vardı ya işte, daha sonra Truck Mekanik Dangerous Road diye bir şey, garip bir isim olmuştu. Onda da mesela yine aynı mekanik kısmını ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Görüntüler paylaşılıyor sürekli. Şimdi bütün jant falan komple söküyorsun yani. Evet yani kar mekanikte mesela öyle bir olay yok. Hani kamyon olayı yok. Daha önce çok önceden çıkarmışlardı ama şimdi yeni oyunlarda o olayı işte standart bir özellik olarak sunuyorlar aslında. Bunu da herkes yapmaz. Yani şimdi şey yapıyoruz, oyun uzuyor falan ama hani iyi olabilecek şeyler oluyor. Tabii aynı özellikler yine orada takıyorsun mesela ama işte farklı araçlar, farklı bir ortam. Standart olarak bulunduruyorlar yani. Yani konuşabileceğimiz çok şey var Playbay'in oyunlarında. Bir sürü oyun duyuldu yeni. Yani maden, kömür madeni oyunu duyuldu. Simulator. Bir tane model olur ya, RC değil de işte obi amaçlı maketler yapılır. Onun birebir versiyonu yapmışlar simülasyon olarak, onu duyurdular. Çıkacak bunlar. İşte Moonlight Games yapıyor mesela. Bir sürü stüdyo, bir sürü farklı önemli oyun yapıyorlar. Nasıl bir çalışma ortamı var yani bilmiyorum. Bakın solda bir kamyon mu var? Ya onları ne yapıyoruz? Buluyor muyuz ya? Lan gireceğim bakacağım ha. Uf, vallahi sıyırdım ha. Lan ya ne ayak onlar? Ne satış acı?
Buldum ben seni, benimsin artık. Ucuz ama bunu alırız bak. Bir dahakine 560 beygir. Üf üf üf. Alırız bunu. Dur. Gidelim buradan önce. Bir dönüşte ben seni paketlerim. Benim param olsa biraz 32 bin buydu. Bir de oradan iki iş yapsak onu toplarız. Onunla daha hızlı. Yardıra yardıra gideriz. Rus aracı alacağız zaten hep. Amerikan aracı almayacağız. Arkadaki ayna da çok iyi değil mi ya? Şimdi resimleri falan görüyoruz. Aynada ayna bayağı kaliteli tabii de. Hani bayağı iyi duruyor arka taraf. Böyle baktığımızda grafikleri, dokulara. İşte resimler. Solda ne var? Koyun çiftliği falan var herhalde aynen. Var bu var. Ya, mafya falan dadanmadı henüz de yani şu an bir şey değiliz biz. Bir içiz şu an bu sektörde burada. O yüzden sıkıntı yok şimdilik. İyi farlarımı kırmamışsın. Bayağı sürtürdüm çünkü ben sağa sola. Sekizinciyim mi? Ooo sekizinciyiz valla. Bak yardıra yardıra gidiyor, takılıyor solda ama neyse hadi. İnek varsa bu tarafta da. Ben dedim hani bir an yanlış yere sapmayalım. Geçeriz ya birkaç tanesini. Şu polis de sürtmezsek iyi. Bir şey yok, bir şey yok, devam ediyoruz. Ne bu helikopter ya? Hayırdır ya? Aman 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 şu kamyoneti tost yapmayalım. Ne oldu? Durdun durdun, ne oldu? Ya. Aman bak takılsam biterim ha. Takıldığım an yanarım. Pit stop yapmaya gerek var mı mazotçuda? Ya yapalım hadi, ne olur ne olmaz. Gerçekten güvenmiyorum. Ama bu tamirciymiş ya. Onu kekledim şu an. Oy 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 oy. Ya şunları adam akıllı dönemiyorum. Niye derseniz yani arkada kovalıyorlar çünkü. Adam akıllı gidemiyoruz yani, gerçekten adam akıllı gidemiyoruz yani, yolumuzda olalım. Kimse sürttürmesin. Kimse değdirmesin, olmuyor. Ama yani aynada çok güzel görünüyor bak. Bu inanılmaz görünüyor şu an oyun. Tamam hani 20 yıl olmuş olabilir ama. Aha sağda bir kamyon daha var. Dur oraya da bir bakayım. Şunu bence kimse görmeden çalalım. Arkaya bağlarız. Selamun aleyküm. Ne kadar diyorsun? 12 bin 12 ton. Abi bilemedim şimdi ne kadar, benim ton benim kaç tonaj kaçtı ya? Bunları alacağız. Tabi sonuncuyuz. Bu. Yani yağmur başladı ya. Ya bir tane kokpitten fotoğraf mı koysam diyorum video kapağını da. Garip olacak biraz. Yakıtım azalıyor kahretsin. Allah 2000 euro giderse yanarız lan. Lan. Yok mu yok mu pompacı ya? Abi geldik zaten, pompacı da orada. Hadi hadi dayanırız dayanırız, hadi hadi. Valla iki çubuk kaldı. İki çubuk sonra zaten birisi sürtürse burada biterim ben. Eliyle dönüyor zaten be, idare eder be. Bu ne? Dorse, kilise. Ortam da muhteşem şu an. Beğenmiyoruz ya diğer yeni oyunları, beğenmediğimiz için böyle söylüyoruz aslında biz. Abi güzel ama yani. Anam anam. Kaydım ya. Yağmurdan mı oldu bu? Dur dur, station wagon. Bu aile herhalde hiç zaten. Abi iyi, bir çubuk kaldı. Ben dümdüz gidip pompacı nerede? Pompacıyı bulun bana.
Ya sonuncu olalım ne fark eder? Baksanıza araca. Yani biz de bu arabayla da şey olacak halimiz yok yani birinci. Her zaman. Birinci olsak olur. Bu arabadan çok şüpheleniyorum. Çok korkuyorum. Yani bildiğiniz gibi değil. Batacak gibi miyiz arkadaşlar? Yok değil. Paramız var. Batmayacağız bu sefer. Bu ne ayak mesela? BMW M5 mi? Oo, tonaj 570. Yani ne taşıyabiliriz bunlar? Şimdi böyle bir maceraya atılmak istiyorum. Evet ama bir tane şoför alıp atılabiliriz öyle bir maceraya. Yani bir tane de kamyon çalışsın. Yani onu da sahip çıkmak lazım çocuğu. Sıkıştırmasından sağda solda. Hadi alın şu yükü arkadaşım. Heh. Paramız oldu be. Vallahi oldu paramız. Sağda da farkındaysanız bir sürü dalga dümen var yani bakın. Dorsedir, morsedir, evlerdir. İyi güzel yani. Nereye işler var? Southgate, sigara, az para be. Mercury 5432. Patates cipsi, Greystone. Bizi oraya gidene kadar donumuza kadar alırlar. Rivali olabilir de yani yok ya. Biz ne zaman güçleneceğiz o zaman. Hop. Bir şey mi oldu? Abi daha oradan korna çalıyorsun. Ayıp be. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Allah nereye vurduk be? Bu araba ne? E geldi park etti oraya. İş mi alacaksın sen? Ne yapsak ya? Alsak mı bunu be? Çok kafamı yiyor şu an bu. Araba çok güzel duruyor. Efsane bir kasası zaten. Of. 188 beygir mi? 400 beygir ya. Ben de okuyamıyorum ha. 400 beygirlik. Vallahi bir sonraki bence videoda buna karar verebiliriz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlaka yorum yazın. Eğer yazmayan varsa ilk videoda falan buna yazabilirsiniz. Hani ne oynadınız, nasıl oynadınız bu oyunu. Bir de işte diğer videoları çekersek böyle eski oyunlar çok güzel olur. Hoşçakalın.